Göçebe meslek arıcılık. Tabii her bir bölge bizim için yeni bir mevsim. O yüzden farklı bölgelere göç ederiz. Arı gece taşınır, gündüz kesinlikle arı taşınmaz. Güneş doğmadan arıyı gideceği yere indirmen lazım. Maşakkatlı bir iş, yani normal başka bir işe benzemiyor. Gece 2 saatlik, 3 saatlik uykuyla sabah ediyoruz. Genelde biz sabahtan sonra uyuruz. Çünkü niye? Yaban hayatı, bilhassa ayılar gündüz uyurlar. Geceliğin onlar da çoluğun çocuğun nafakası için arıcıları gözetlerler. Bizim iş gönül işi. Gönül işi olduğu için de biz alıştık artık. 20-22 seneden beri profesyonel olarak arıcılık yapıyorum. Gücüm yettiği müddetçe baba mesleğini bırakmak istemiyorum ve sevgiyle yapıyorum. Biz şimdiye kadar babadan, anadan, dededen benim gördüm. Arı bal yaparsa balını alırdık, bal yapmazsa gider eve yatardık. Arı sütü üretiyoruz. Arı sütü olmazsa polenini üretiyoruz. Mesela propolis çıktı. Bundan bir 5 yıl önce propolis gündemimizde kesinlikle yoktu. İçeri rüzgar girdiği zaman, soğuk girdiği zaman içeride yavrular üşüyorlar. Arı propolisi bir şekilde kendisini korumak için yapar. Aynı insan gibi sağlıklı, dirençli, güçlü oluyorlar. Kraliçe arı bebeklerinin, yavruların üşeceğini fark ettiği anda bütün işçilerini çağırır, der ki arkadaşlar dışarıda hava yağmur yağacak, soğuk olacak, bebekler üşecek, hastalığa kalacak. Siz bir an önce bal taşımayı bırakın, propolis toplayın. Propolis, reçinelerden, ağaç sürgülerinden olan bir madde. Şimdi işçiler getirirler, içeride yeni doğmuş 15 günlük, 20 günlük yavruların görevi de gelen reçineleri propolise çevirmektir. Emek, yani miligram miligram bir emek var. Kepçeyle, kaşıkla, çatalla gelmiyor bu. Arının ürettiğini insanoğlunun üretmesi mümkün değil. Binlerce profesörü bir araya getirin, bir propolis üretemez. Dünya durduğu müddetçe çok daha değişik sırları ortaya çıkar. Bilmiyorum, yani bunun açıklaması geri kalanı doktorlara kalmış.